Evet, anne oluncaya kadar bir ayrı dert, anne olduktan sonra ayrı dert. Dert demeyelim de tatlı şeyler bunlar, sıkıntılar. Aynen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi konuğum kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Suzan Gençsoy. Bizimle birlikte Suzan hocamla yıllar önce de programlar yapıyorduk bu konu üzerine. Evet. Ama ne gelişmeler olduk ne gelişmeler, öyle Evet. değil mi? Tüp bebek diyeceğiz tabii, çok ilgi gördüğü için yine. Neler var son yıllarda eklenen, yeni gelişmeler neler sevgili hocam? Şimdi tabii biz 5-6 yıl önce yine belli bir süre bu konular üzerine konuşmuştuk. Onun üzerine çok çok farklı teknolojik gelişmeler oldu. Çok güzel. Ve tabii ki bugünlerde eskiye nazaran çok daha güzel sonuçlar alıyoruz. Yani Çok bu sevindirici. durumda bazı çiftlerimiz tabii ki yıllar içerisinde çok çok yıprandılar. Çok doktor doktor gezdiler ama kesinlikle umutlarını yitirmesinler. Çünkü bugünkü bir tedavi esnasında 5 yıl önceki tedavilerden çok çok daha şanslılar. Farklı olarak neler yapıyorsunuz Şimdi sevgili hocam? kesinlikle birçok gelişme var. Bunları saymakla bitmez. Ancak en önemlilerine değinmek istiyorum. Tabii ki biz hücrelerle çalışıyoruz. Kadından yumurta alıyoruz, erkekten de sperm hücresi alıyoruz. Bu hücrelerin yapısını biz değiştiremiyoruz. Ancak bunlarla birlikte tabii ki yumurtalar sınırlı sayıda ve onlar içerisinde en iyi, en kalitelerini işlem yapıyoruz. Ancak sperm sayıları milyonlarca olduğu için onların arasında seçim yapmak üzere birkaç aşamada yeni yöntemler geliştirildi. Bir Aşamalar tanesi neler bunlar? Evet. IMSI yöntemi. İmsi. IMSI yöntemi. Normal tıp bebek tedavilerinde yıllar önce hala da bazı merkezlerde uygulanıyor. 300-400 kat büyütmede sperm hücreleri şekilsel olarak kafa ve kuyruk ve şekilsel olarak iyi olanları tahmin ederek iyi olanlar seçiliyor. Ancak şimdi bu IMSI yönteminde 6000-8000 kat büyütmede daha farklı mikroskoplarla, daha farklı teknolojiyle daha detaylı bir şekilde inceleniyor ve nükleus dediğimiz o başın içerisindeki yapılar da daha detaylı bir şekilde incelendiği için genetik yapısı daha normal olma ihtimali olan spermler seçiliyor. Tabii ki bu da başarı şansımızı bir miktar yükseltiyor. Bunun yanında son 2-3 yıldır da yeni bir yöntem yine özellikle Türk bir profesör bunu keşfetti Harvard Üniversitesi'nde. Bravo. Mikroçip yöntemi dediğimiz. Bu yine sperm hücrelerini seçmek için bir yöntem. Bu da doğal seçimi taklit eden bir yöntem aslında. Yarım saat içerisinde özel mikro akışkan bir takım kanallardan geçiyor spermler. Ve bunlar da rahim ağzındaki o şekli andırıyor. Sonuçta spermler bir yarışa sokuluyor ve doğal seçim olarak hangi spermler seçilirse onlar arasından alıp tüp bebek için, mikro enjeksiyon için kullanıyoruz. Bu da farklı bir bakış açısı ve yine başarımızı bir miktar yükseltiyor. Tabii %100 hiçbir şekilde öyle bir orana ulaşamıyoruz hiçbir yerde. Ancak çok çok daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Ne güzel bilim adamlarımız, bilim kadınlarımız. Yani ülkemizin dışında çok güzel işler imza atıyorlar. Bunu da sizinle birlikte duymuş oldum, kaçırmışım demek ki. Peki şimdi tüp bebek niye başka yöntemlere göre daha başarılı? Aşılama vardı, benzeri yöntemler vardı daha önce uygulanan. Ama şimdi yüzdeye baktığımızda tüp bebeğin başarısı tartışılmaz diyor uzmanlar. Neden öyle? Şimdi aslında bizler kısırlık uzmanları veya enfertilite uzmanları diyebilirim. Normalde her gelen bize başvuran hastaya tüp bebek yapmıyoruz. Yani bu durumlarda eğer ki biz sebebe yönelik bir teşhis koymaya uğraşıyoruz. Ve buna göre eğer ki daha basit yöntemlerle gebelik ulaşacak isek bunu tercih ediyoruz. Özellikle bazı durumlarda çok basit bir ilaç tedavisiyle yumurtlama sağlanıyor. Özellikle polikistik overli hanımlarda normalde düzenli yumurtlama olmuyor. Her ay bir tane yumurta gelişip de gebeliğe hazırlanmıyor. Bu 3-4 ayda bir veya 5-6 ayda bir böyle bir olayı. O yüzden onların gebe kalma şansı azalıyor. Bir takım tabletlerle, ilaçlarla yumurtlama sağladığımız zaman onlar normal yoldan dahi gebelik elde edebiliyorlar. Harika.
veya rahim içerisinde, muayene esnasında rahim içerisinde bir oluşum gördük. Küçük bir miyom olabilir, ondan sonra polip olabilir, yapışıklık olabilir. Bir takım endoskopik yöntemlerle bu engeli aştığımız zaman yine normal yoldan başka bir sebep yoksa yanında gebelik oluşabiliyor. Hı hı. O yüzden biz yani tıp ipek uygulayacağız veya uygulamayacağız o aşamalarda karar veriyoruz. Tabii ki aşılamada gebelik şansı %15 ile 20'dir en fazla. Bu neden? Çünkü aşılama bir doğal yöntemdir. Yani sperm hücresi yumurtayı kendisi bulup döllemesi gerekiyor. Ama diğer bu aşamayı. Ancak tüp bebekte yumurtayı biz elde ediyoruz. Sperm hücresini kendimiz mikroskop altında mikro enjeksiyon yöntemiyle kendimiz birleştiriyoruz. Embriyo oluşuyor ve oluşan embriyoyu yerleştiriyoruz rahim içerisine. O yüzden başarı şansı çok çok daha yüksek oluyor. Fazla. Seçilmiş vakalarda %60-70 gibi başarı elde çok edebiliyoruz. Çok ciddi rakamlar, oranlar bunlar. Sevgili Suzan Hocam, bunu konuşmaya devam edeceğiz ama çok sayıda izleyenimiz var. Hatta bizi bekletmeyelim. Ankara'ya bir günaydın diyelim. Günaydın Ankara, günaydın sevgili izleyicimiz. Günaydın. Merhaba. Günaydın. İsmini merhaba. Vermek istemiyor. Buyurun efendim, dinleyelim sizi. Benim kızımın 25 sefer tüp bebek denedim. Özür dilerim, duyamadım. Biraz daha yüksek sesle rica edebilir miyim? 25 sefer. Alo. Dinliyoruz sizi. Evet, geliyor sizin alo, şu anda. İyi günler herkese. Sağ ol. 25 sefer tüp bebek denedim. Bir türlü tüp bebeğimiz olmadı. Hmm. Yumurtamız zayıf. Sadece elimize geçen yumurtalarımız zayıf. Hipo hastası kızım. Kaç yaşında kızınız? Kızım 37 yaşında. 37 yaşında. 80 doğumlu. Hı hı. Hı. Evet. 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 Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi ben yanlış anlamadıysam 25 defa tüp bebek denedik evet. diye bir çok ciddi bir rakam. Muhtemelen burada bir yanılma payı vardır. Çünkü hı hı. yumurtası az olduğu zaman bazı sikluslarda, bazı aylarda ya yumurta büyümemiştir ya yumurta çatlamıştır. Başarısız siklusal olmuştur. Onlar da sayılmıştır ki 25 defa denemek biraz çok bir rakam. Ancak bu tür durumlarda yani muhtemelen kadının yumurta rezervinde azalma var. Yani yaşı 38 olmasına rağmen yumurtaları zayıf dedikleri zaman muhtemelen yumurta rezervi düşük anlamına geliyor. Öyle demek istemiş doktorlar. Hı hı. Bu durumda tabii ki bizim kadınlar biraz bu konuda şanssızız. Doğuştan itibaren belli bir sayıda yumurtayla doğuyoruz. Evet. Ve yıllar içerisinde bunları tüketiyoruz. Erkekler öyle değil. Onlar 3 ayda bir yeni hücre ürettiği için ileri yaşa kadar çocukları olabiliyor. Evet. Şimdi bu durumda yumurtaların belli bir erime veya kaybolma, azalma potansiyeli vardır. Ki normalde 40'lı yaşlardan sonra sınırlı sayıda yumurta kalır ve yavaş yavaş kadınlar menopoza girer. Bazı durumlarda ki son dönemde çok çok sık rastlanıyor, kadınlar halk arasında erken menopoza girme eğiliminde bulunuyorlar. Yani yumurta rezervleri çok erken yaşta azalabiliyor. Tabii ki bu sürecin sebebi belli değil. Bir takım genetik faktörler olabilir, dış çevrendeki etkenler olabilir. Öyle veya böyle bunun geri dönüşü yok. Hı. Ve biz bu durumda çok az sayıda yumurta elde edebiliyoruz. Yumurta az olduğu zaman bizim gebelikte de tüp bebekte de şansımız azalıyor. Maalesef ki bu yumurtalar arttırmak için bir yöntem yok şu ana kadar. Bilimsel olarak tespit edilen bir yöntem yok. Ancak biz bu durumu erkenden teşhis edersek bu halde çocuk arzusunu ertelemek isteyen kadınları uyarıyoruz. Ve ultrasonda yumurtanın rezervini görebiliyoruz, yumurta sayısını görebiliyoruz ve bunun yanında bir takım testlerle, hormonal testlerle böyle bir durum olduğunu tespit ettiğimiz zaman ancak tedaviyi daha erkene alabiliyoruz. Hı, yani sonuçta, tabii ki, sonuçta bu durumda yani yumurta rezervi azalmış. Bu halde yine tüp bebek denemesi yapıyoruz. Ancak doğal siklus kullanıyoruz, çok fazla ilaç kullanmıyoruz. Ve natural siklus yaptığımız zaman bir tane veya iki tane yumurta elde edebiliyoruz. Ancak bir tane kaliteli yumurta elde etsek dahi onunla güzel bir embriyo oluşursa güzel bir sonuç elde edebiliyoruz. Embriyo o yüzden değişken. Kesinlikle umudunu yitirmesin ve bilmiyorum şu ana kadar nasıl aşamalar kat etti ama hala yumurta varsa hala umut var demektir. 25 tane oldu bizim
çocuğumuz olmayacak mı diyorsa, anlamına gelmiyor. Bu hanımın evladı diyelim ki hala umut var. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, peki şimdi bir başka izleyicimize geçeceğim. Ondan sonra da soracağım size embriyonun daha kaliteli olması için hangi testlerden geçtiğini, o hani genetik seçimi yaptığınızı biliyorum, nasıl yaptığınızı, bunları merak ediyorum ama öncelik izleyicimize. Hoş geldiniz efendim, merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Benim Zuhal Hocam'a bir sorum vardı. Alalım efendim. Hocam ben 23 yaşındayım, hamile kalamıyorum, infertilite hastasıyım. Daha önce iki ay tedavi gördüm, eşimde de problem yok, bende sadece bu sorun var. Şu an tedavi görüyorum ama tüp bebek yaptırmalı mıyım yoksa aşılama mı yaptırmalıyım? 23 yaşındayım mı dediniz, ben mi yanlış anladım? Evet, 23 yaşındayım. Çok gençsiniz. Evet. Evet, yani hocam size ne diyecek bilmiyorum ama biraz erken bir panik olmuş gibi geldi sanki bana. Kaç yıllık evlisiniz? 3 yıllık evliyim ama hiçbir şekilde gebe kalamadım. Tamam. Peki, teşekkürler soru için. Dinleyelim bakalım. Suzan Hocam ne diyeceksiniz? Şimdi 23 yaşında gerçekten erken bir yaş ama çok güzel bir yaş bir gebelik için. Hiç şimdi, yıl bekleyip de tedaviye başvurması normal. Şimdi biz genelde çocuk isteyen bu süre içerisinde korunmadılar. Çocuk istediler ama gebelik oluşmadı. 3 yıl zaten 1 yıl sonra bir takım araştırmalara başlıyoruz. Ve 3 yıl içerisinde gebelik olmadı ise muhakkak bir sorun vardır. Şimdi çok temel bir takım testler yapıyoruz bize başvurdukları zaman çiftlerimiz. En basitinden bir jinekolojik muayene, ultrason muayenesinden sonra anatomik bir sorun var mı yok mu kadında görebiliyoruz. Yumurta rezervini görebiliyoruz. Yumurtaları nasıl? Yumurtaları normal yumurtlama oluyor mu? Polikistik over mi? Yumurta rezervi azalmış mı? Bunları görebiliyoruz. Aynı anda bir de rahim filmi çekilmesi gerekiyor. Tüpler açık mı kapalı mı? Çünkü sonuçta kadına hiçbir rahatsızlık vermeyebilir ama tüplerinde hasar var ise normal yoldan veya aşılama yoluyla gebelik oluşmaz. Bu da sadece rahim filminde gözüküyor. Çünkü geçirdiği bir ufak bir enfeksiyon, jinekolojik enfeksiyon bile bir karın ağrısıyla, bir akıntıyla kendini gösteren bir rahatsızlık bile tüpleri tıkayabilir. Yani bu konuda eğer ki testleri yaparsak anlayabiliyoruz. Yani bu normal yoldan kalabilir mi? Aşılama uygun mu veya tüp bebek mi gerekiyor? Aynı anda bir de eşinden normal bir sperm testi yaptırdığımız zaman, sperm sayısı ve hareketi ve morfolojisini gördüğümüz zaman biz hangi kategoriye gireceğini görebiliyoruz. Eğer ki her şey normal ise, ki sanırım öyle bir teşhis konulmuş, her şey normal, hiçbir şekilde bir sebep gözükmüyor. Aslında buna açıklanamayan tip kısırlık infertilite diye tıp dilinde, ancak bu hiçbir sebep yok anlamına gelmiyor. Yani bizim bu aşamalarda göremediğimiz, bu şu saate kadar tespit edemediğimiz bir sorun var anlamına geliyor. Bazen sorunlar hücresel boyutta oluyor. Sperm hücresi gidip yumurtaya ulaşamıyor. Sperm hücresi gidip yumurtayı görüyor, ulaşıyor ancak onun kabuğunu delip içine enjekte olabiliyor, bilemiyor, giremiyor. Yani bunları biz normal yolla, ultrasonla göremiyoruz. Ancak tüp bebek aşamalarında görebiliyoruz. Yani o yüzden bu halde biz normal yumurtlama takibiyle gebelik oluşmazsa bir veya iki defa aşılama deniyoruz. Eğer ki tüpler açık ise ve sperm sayısı yeterliyse. Aşılama da şansımız, evet. Bu da normal bir yol seçiliyor. Aşılamada %15-20 gibi bir şansımız oluyor. Eğer ki aşılamada sonuç elde edemezsek o zaman mecburen tüp bebek tedavisine geçiyoruz. O da söylediğim nedenlerden dolayı muhtemelen o hücresel boyutta sorun olduğu için. Peki, Ensar Bey hattımızdaymış, bir beyefendi bu kez arayan. Hemen merhaba diyelim. Efendim hoş geldiniz Ensar Bey. Merhabalar. Merhabalar. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ben bu arada ismim Ünsal. Yanlış okundu galiba. Ünsal mı? Evet. Hemen düzeltelim. Ünsal Bey hattımızda. Düzelttik. Evet. Dinliyoruz sizi Ünsal Bey. Buyurun efendim. Şimdi benim hocama bir sorum olacak. Tabii biz 10 yıl çocuk tedavisi gördük. Buradaki gittiğimiz bütün doktorlar bize dediler ki eşin rahmi spermi kabul etmiyor. Yabancı bir cisim olarak görüyor dediler. 5 aşılama, 2 tüp bebek yaptırdık. Bir sonuç alamadık. 3. tüp bebekte çocuk sahibi olduk. Şu an kızımız 4 yaşında. Yeni bir tüp bebek yaptırmak istiyoruz aslında. Ama bu hastalığın tedavisi var mı diye soruyordum. Tam anlayamadım. Şimdi önce tedavi görmüşler. Sonrasında bir bebek sahibi olmuşlar. Bebek 4 yaşında. Ona bir kardeş düşünüyorlar.
Yine aynı yöntemlerle bir bebek sahibi olacağız diye soruyorsunuz. Doğru mu anladım Hüsal Bey? Hayır, şimdi eşimin rahmi spermi kabul etmiyormuş. Yani bunun bir tedavisi var mı? Tüp bebek yaptırmadan. Ha, tüp bebek yaptırmadan doğal yollarla bu işin tedavisi var mı? Şimdi muhtemelen bu doktorun net olarak söylediği bir teşhis değildir. Öyle bir şey, öyle bir terim yok. Rahim spermi kabul etmiyor öyle bir şey yok. Teşhis yok mu? Hı? Yani normal şartlarda muhtemelen döllenme olmuyor. Hiçbir şekilde açıklanamayan tipte bir infertilite. Yani bunun yanında tüplerle ilgili bir sıkıntı yoksa, sperm sayısıyla ve hareketiyle ilgili bir sıkıntı yok ise muhtemelen az önce bahsettiğimiz tipten bir sıkıntı ve tabii ki bunun yolu tüp bebek. Sonuçta böyle bir durumda tüp bebekte biz yumurtayla spermi kendimiz birleştiriyoruz ve hazır embriyo oluşturup embriyoyu transfer ediyoruz ve bunun da çözümü budur. Şimdi çok ilginç şeyler duyuyorum ben. Belki konunun dışına çıkıyorum ama önceden tüp bebek tedavisi görüp ikinci bebeği normal yolla dünyaya getirenler ya da önce ilk bebeği normal yollarla dünyaya getirip ikincisine tüp bebekle dünyaya getirenler var. Öyle şeyler de olabiliyor kesinlikle. Evet. Yani sonuçta yumurtlama olmayan bir kadına tüp bebek yaptığımız zaman normal tüp bebekle gebelik oluşuyor. Önce bu polikistik overli kadın yılda bir iki defa normal yoldan dahi yumurta oluşabiliyor. Eğer ki o yumurtaya denk gelirse o ay, o da o bir yumurtanın 24 saat en fazla 48 saat döllenme kapasitesi vardır. Yani yılda bir veya iki defa böyle bir şansı olup da ona denk gelirse tabii ki gebelik oluşabilir. Yüzdesi düşük olmayacak diye bir şey yok. Peki hangi durumlarda genetik test yapıyorsunuz embriyoya Suzan Hocam? Şimdi tabii ki bunun da indikasyonları var. Yani herkese, her tüp bebek aşamasında genetik inceleme yapmıyoruz. Normalde eğer ki ailede bir genetik bir hastalık varsa, bir taşıyıcılık varsa, mesela bu bir takım kas hastalıkları olabilir, Akdeniz anemisi olabilir, talasemi dediğimiz, buna benzer bilinen bir hastalık varsa ve bebeğe geçsin istemiyorsak muhakkak embriyolara genetik inceleme yapıyoruz. Veya kadının başarısız tüp bebek denemeleri varsa, 3 veya fazla. Bunun yanında gebe kalıyor ancak tekrarlayan düşükleri var ise veya kadının yaşı biraz ileri ise, yani özellikle 40'lı yaşlarda yapmakta yarar var. Bu durumda her embriyondan bir hücre alınıp onun embriyonun genomuna, genetiğine bakıyoruz ve seçeceğimiz embriyo sağlıklı oluyor. Transfer ettiğimiz embriyonun genetiğinden emin oluyoruz. Çünkü ileri yaşta tabii ki kadın yaşı çok önemli bir gebelik için ve özellikle tüp bebekte de başarı için çok önemli. Yumurtaların genetik yapısı yaş ilerledikçe değişiyor, bozuluyor. Kalitesi bozuluyor dediğimiz o DNA yapısı bozuluyor. Ve bu durumda özellikle 42-43 yaşlarında yani ortalama 8-10 tane yumurtadan 2-3 tanesi sağlıklı oluyor. 6-7 tanesi sağlıksız oluyor. Bunlar da sağlıksız embriyoya tekabül ediyor. Tabii ki bu sağlıksız embriyo ya tutunamaz veya tutunur, düşükle sonuçlanır. O yüzden ileri yaştaki gebeliklerde düşük oranı artmış oluyor. Bu genetik incelemeyi yaptığımız zaman biz bu sağlıklı embriyoları seçtiğimiz zaman gebelik oluşursa normal genç yaşta olan bir gebelik kadar şansı var. Aynı yani o yüzden çok mantıklı. Bebekteki hastalıklar, anormallikler bunlara da en azından çekilmiş oluyor. Için, özellikle tabii. 40 yaş üstü kadınlar için embriyo testi yaparak. Genetik test çok önemli. Genetik testi yaparak bu işi yapmak lazım. Peki sevgili hocam, Urfa'ya uzanalım mı? Şimdi güzel Urfa'mızdan bir ses duyacağız. Efendim hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Buyurun dinliyoruz sizi. Benim sorunum kısaca hemen şöyle geçeyim. Benim ANH'im 0.2, yani benim yumurtalarım şu anda tükenmiş bir vaziyette. Bunun sebebi de genetik değil. Sonradan gittiğine teşhis koydu doktorlar. Ben şu anda kısacası tüp bebek denesem de benden yumurta toplayamıyorlar. Benim yumurta yani toplasalar bile şekli bozuk oluyor. Benim şu saatten sonra tıpta tüp bebek dahi deneyecek öyle bir lüksüm yok yani. Deneyemiyorum. Merak ettiğim şu.
Ben diyorum mesela her ay da yapayım tüp bebek. İki ayda bir de yapsam. Benim hep yani her seferinde yumurta toplanamayacak mı benden? Yoksa belki doktor hanım bilir. Her seferinde belki bir iki tane toplanır mı? Onu merak ediyorum. Yaş olarak. Yaşınız kaçtı? Yaşım 31. 6 yıllık evliyim. Düzenli adet olur musunuz? Veya kaç ayda bir adet olursunuz? Adetlerim de kesildi. Son böyle 6-7 aydır. Hatta ben bu yumurtalar geri döner diye kortizon tedavisi bile uyguladılar bana. Yine de yumurtalarım dönmedi yani. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki. Çok yani Türkiye'deki en zor hastayım diyebilirim size. Ne yapabilirim ben? Her zaman umut var diyor doktorlarımız. Umudu İnşallah. Kesmeyeceğiz öncelikle. Hı hı. Sonra hakkınızda hayırlısı. Bunun için dua edeceğiz. Çok teşekkür ederim aradığınız için. Hocam şimdi bu konuda evet bu bayanın problemi de az önce bahsettiğimiz problemin aynısı. Erken yaşta, yaşına göre erken dönemde yumurtaları tükenmiş. Bu AMH'nın düşük olması da bu yumurta rezervinin çok çok azaldığını gösteriyor. Adette görmüyor. Adette çok nadir görüyor. Tabii ki bu bir gösterge ama yumurtaların tamamen bitmiş anlamına gelmiyor. Yani bu halde bu hormon seviyesi düşük olduğu zaman adetler de düzensiz olsa dahi bizim inanın buna benzer çok hastamız oluyor. Umutsuz bir şekilde geliyorlar. Bu halde biz onları tabii ki aylarca her ay yumurtlama üretmiyor bunlar ama biz bunları böyle aylarca takip ediyoruz. Küçük bir yumurta dahi görsek onun peşine takılıp onu takip ediyoruz sonuna kadar. Yani bazen 3-4 ayda bir tane yumurta elde edebiliyoruz. Biraz fazla sabır gerektiriyor. Hem hasta tarafından hem çift tarafından şansların düşük olduğunu bilerek bu işe devam ediyorlar. Tabii ki bizim tarafımızdan da sabır ve sevgiyle bu tedaviyi devam ettiriyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz. En ufak bir şans dahi olsa onun peşine takılıyoruz ve bazen çok çok sık olmasa dahi güzel sonuçlar alıyoruz. Yani hala yumurta gözüküyorsa muhakkak onun peşine gitsinler. Çünkü yumurtaları üretmek için, çoğaltmak için bir tedavi dünyanın hiçbir yerinde yok. Ama o yumurtaların içerisinde ne kaldı bilemiyoruz. Az yumurta kaldı ama biz bunları zaman, aylar içerisinde yani bir şey varsa içerisinde onları elde edebiliyoruz ve onlarla tüp bebek yapabiliyoruz. Yani umudunu yitirmeyip bir miktar daha iyi bir merkezde takibe devam etsin. Şimdi ne diyorduk? Hep Allah'tan ümit kesilmez. Aynen ama öyle. Ama tıp da diyor ki tıptan da ümidinizi kesmeyin. Aynen. Yani bu Urfa'da izleyicimize de moralini yüksek tutsun. Kesinlikle. Sabır göstersin ve umut etmeye devam etsin. Ve sabırlı doktora dengelir inşallah. Bir de İnşallah. Evet, tabii yani, o da var. Tam bir takım olması için iki taraftan da sabır gerektiriyor. İki tarafta da empati gerekiyor. Ve bu işi sevgiyle yapmak gerekiyor aslında. Evet haklısınız. Moral her şeyin başı. Evet. Aynen. İyileşmek adına. Tüp bebek çok başarılı bir yöntem. Baş arasındaki sırrı nedir? Neden şimdi, bu kadar yüksek oranlarda? Çiftlerin bazen sorular oluşuyor kafalarında. Biz nereye gidelim? Hangi doktora gidelim? Hadi ondan sonra komşusu yapıyorum. Başka bir şey söylüyor. Açıyorlar internetten okuyorlar bir şeyler. Ondan sonra böyle kafaları karışıyor. Şimdi ilk aşamalarda tanıdık tavsiyesiyle hani ablamın doktoruna gideyim, annemin doktoruna, komşumun doktoruna gideyim diye böyle normal kadın doktorlara tabii gidiyorlar. Sence. Tabii ki zaman zaman çok zaman harcıyorlar. Bir de çok sık sık doktor değiştirdiği zaman tabii her doktor sil baştan kendini kendi tanı yöntemleriyle bir takım testler yapıyor, bir takım tedaviler uyguluyor. Şimdi aslında biraz da çekiniyorlar. Tüp bebek merkezlerine gitmekten çekiniyorlar ilk başta. Aslında çok yanlış bir şey bu. Bu sürede çok zaman harcıyorlar. Yani tüp bebek merkezlerinde neler yapılıyor? Tüp bebek merkezlerinde çocuğu olmayan çiftlere her şey yapılıyor. Normal yumurta takibi de yapılıyor. Normal aşılama da yapılıyor. Bazen diyoruz ki şu ilacı kullan git daha bir yıl bekle genç çiftlere. Sonuçta hemen spesifik, tüp bebek yapalım kesinlikle hemen daha kapıdan tüp bebek yapmıyoruz herkese. Yani öyle bir yanlış bir düşünce var. Yani o yüzden çok zaman kaybediyorlar. Tabii ki bu arada da yıpranıyorlar. Kendilerinin sabrı da kalmıyor. Maddi olarak da yıpranıyorlar. Sonra küsüyorlar tedavilere. Yıllarca hiç doktora gitmiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Doğru yere ulaşamadıkları için bu sefer yumurta rezervleri azalıyor. Yaş ilerliyor. En son tüp bebek tedavisine geldikleri zaman çoğu zaman
artık iş işten geçmiş oluyor. Tek tük yumurtaları kaldı veya yumurtaları bitmiş oluyor. Veya şansları azalmış oluyor. Bunun için yani aslında bir mesaj vermek istiyorum yani böyle çiftlere. Kesinlikle yani hiçbir şekilde normal kadın doğumcu sizin tedavinize uygulayamaz demiyorum ama bu bizim tüp bizim kadın doğum branşlarında da artık branşlaşma var. Yani onkoloji, kanserle uğraşan doktor farklı. Ondan sonra kısırlıkla uğraşan doktor farklı. Riskli gebeliklerle uğraşan doktor kadın farklı. Kadın doğum deyip yani bir yani değil, bir kesinlikle. Yani o yüzden bu işi en iyi yapan kimse merkezler olarak veya hekim olarak muhakkak onlara yönelmeye çalışsınlar ki sonuçta tedavi aşamalarına daha kısa yoldan sonuca ulaşmak için. Sizde kaç bebek olmuştur hocam böyle dünyaya getirdiğiniz? Yani hiçbir şekilde bunun sayısını bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim her ay bile yaklaşık 300 vakaya dokunuyoruz. Yani 300 bebeğin doğmasına sebep oluyoruz. Yani bunu yılda 3000 desek onu en az 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Yani onun sayısı tabii ki şey değil. Ülke nüfusuna ciddi bir katkınız var diyebiliriz evet, bence bu açıdan çok mutluyuz. Aynen öyle. Mutlu ettiğimiz zaman da zaten ekstradan mutlu oluyoruz. Muhakkak onların hele büyüdüğünü görmek. Evet. Sonra da bize ziyarete geliyorlar. Ya, evet. Değil mi? O en keyifli anı. Kesinlikle öyle. Peki çocuğu olmayan çiftlere başka ne gibi mesajlarınız olabilir sevgili hocam buradan? Şimdi ayrıca bir de şöyle bir şey var. Yeni evli çiftler oluyor. Evet. Ama belli bir süre çocuk yapmak istemiyorlar. Ondan sonra biraz da... Biz bir kendimiz bir yaşayalım. Aynen. Biraz dünyayı gezelim diyorlar. Gezelim. Yeni çiftler. Para biriktirdik. Biraz hayatımız olsun. Aynen öyle. Biraz kariyer yapalım. Biraz dünyayı dolaşalım derken bir şeyler zaman geçiyor. Bir şeylere geç kalıyorlar fark etmeden. Annenin en ideal yaşı hangi yaşlar hocam bu arada? Şimdi ideal yaşı dediğimiz zaman 20 ile 35 yaş arasında... Yani çok güzel gebelikler elde edilebilir. Hı. Eğer ki ekstra bir sorun yoksa. Ancak şimdi böyle bir çiftimiz böyle bir karar almadan önce kesinlikle bir infertilite uzmanına gidip muayene olması gerekiyor. Hı. Hani biz şöyle bir planlama yaptı. Biz 4 yıl sonra çocuk isteyeceğiz. Bu arada şöyle planlamamız var. Bizim durumumuz nedir? Bizim doğurganlığımızda bir sıkıntı var mı yok mu? Hı. Şimdi biz bunu çok basit bir ultrason muayenesinde ne de bir tane hormon testiyle ve eşinden de bir normal spermiyogram yaptığımız zaman yani bir günlük bir muayene esnasında biz bunu öngörebiliyoruz. Bazı şeyler öngörebiliyoruz. Yani sonuçta eğer ki 30'lu yaşlarda bir kadın yeni evlendiyse ve çocuk istemiyorsa muhakkak bir infertilite uzmanına gidip doğurganlığını test etmesi gerekiyor. Biz yumurta rezervini, ultrasonda yumurta sayısını, yumurta rezervini görebiliyoruz. Bir de antimilyaren hormon dediğimiz, AMH dediğimiz bir hormon testi var. Onunla da tespit ediyoruz ve teyit ediyoruz. Eğer ki orada bir alarm varsa, yumurtalarda erken azalma gibi bir durum varsa, biz kesinlikle çiftimizi uyarıyoruz. Ama her şey normal yolundaysa güle güle hayatınıza devam ediyoruz. Yani hiçbir şekilde kimseyi zorlayıp da bir şeye yönlendirme halimiz yok. Ama sadece uyarmak istiyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Uyarmak önemli bir şey. Çünkü hani ne kadar vaktim kaldığını da bileyim. Aynen. Onlar da rahat rahat hayatlarına devam ederler. Belki 5 sene sonra isteyeceğim ama o zaman da yumurtam kalacak. Tabii. Özellikle risk faktörlerinden de bahsetmek istiyorum. Ailede erken menopoz varsa. Hocam bunu ayrı bir tanım olarak lütfen unutmayalım. Hani bir takım uyarılar. Bunu konuşacağız ama Erzurum'dan bir izleyicimiz hattımızdaymış. Güzel Erzurum'a bir uzanalım. Sonra dönüşte risk faktörleri diyerek devam edelim. Hoş geldiniz. Merhabalar efendim. İyi günler. İyi merhaba. Günler size de. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun efendim. Sizler de iyiyiz. İnşallah size de faydalı olacağız. Buyurun dinleyelim. Tabii. Önce Allah'ın izniyle sonra da hocama tesadüfen gördüm. Bir şey danışmak istiyorum. Tabii. Lütfen. Buyurun. Benim 3 tane karnımda bebeğim öldü. Şu an hayatta yok. Geçmiş olsun. Ben çok çaba sarf ettim. 4 yıldır evliyim. Hı-hı. Yani hiçbir sebebi de yok bunun. Ne yapmam lazım hocam? Yardımcı olur musunuz? Bu gebelik kayıplarınız hangi haftalarda, hangi aylarda oldu gebeliğin? Hocam ilk bebeğim 2,5 aylık, 9 haftalık. Hı-hı. Ortadaki 4 aylık, diğeri de 2,5 aylık tekrar. 1-2 ay oldu kaybedeli. Tamam küçük. Peki tamam. Yaşınız kaç efendim? 23 yaşındayım hocam. 23 yaşındasınız. Başka sorumuz yok. Var mı? Peki çok teşekkür ederim. Yok hocam. Için. Şimdi cevabı alalım sizinle birlikte. Sağ olun efendim. Buyurun. Şimdi evet bu da çok enteresan bir durum.
Yani gebelik oluşabiliyor, evet. Kolayca gebe kalıyor. Ancak gebeliği sonuna kadar taşıyamıyor. İlk 3 evet. trimesterde dediğimiz, yani ilk 3 ayda gebelik düşükle sonuçlanıyor. Şimdi kesinlikle bu halde artık 3 olmuş, 1 değil, bir defa tesadüfen kromozomal bir şey diyebiliriz. Ama 3 defa olduysa kesinlikle normal halde kendiliğinden gebelik önerilmiyor. İlk başta bir miktar araştırma yapılması gerekiyor. Bu düşüklerin sebebi iki yönde olabilir. Bir sürü sebebi olabilir ama embriyoyla kaynaklı mı? Yani embriyon yapısıyla alakalı mı? Veya rahim mi bunları taşıyamıyor? O yüzden iki yönden araştırma yapılması gerekiyor. Muhakkak anne ve babaya, yani çiftin ikisine de genetik inceleme yapılması gerekiyor. Hı hı. Bazen genetik yapıda bir takım formasyonlar oluyor. Bir takım değişiklikler oluyor. Ancak kendilerine zarar vermiyor. Taşıyıcı oluyorlar ama bebekte hastalık haline dönebiliyor. O yüzden gebelik kayıpları yaşanabiliyor. Hı hı. Her iki çifte genetik inceleme yapılması gerekiyor. Ve de bilmiyorum daha önce çekildi mi, rahim filminde bazen rahimde şekil bozukluğu olabiliyor. Bazen rahim içerisinde ortadan perde dediğimiz, septum dediğimiz bir takım oluşumlar olabiliyor doğuştan. Veya çift rahim dediğimiz bir takım formasyonlar. Böyle bir durum var mı yok mu? Şimdi bunların testleri yapıldıktan sonra hangi yönde sıkıntı varsa ona yönelik tedavi gerekiyor. Eğer ki rahim içerisinde şekil bozukluğu varsa, bir anomali varsa doğuştan, hı hı. biz bunları çoğunu, %80'ini düzeltebiliyoruz. Hı hı. Onu da endoskopik yöntemlerle, rahim içerisinden bir takım optik cihazlarla, histeroskopi dediğimiz bir yöntem, rahim kavitesini görüyoruz. Eğer ki orada septum varsa onu düzenleyebiliyoruz. Buna benzer durumlar varsa, yani operatif olarak düzeltilebilecek bir şey varsa hı hı. onu hallediyoruz. Bazı genişse dikiyorsunuz falan gibi. Onları da tabii yöntemler. Onu da 3. ayda ekstradan serklaj dediğimiz rahim ağzını dikme olayı o gebelik esnasında tespit edilen bir şey. Rahim ağzındaki o erken açılma o farklı bir şey. Ancak anne ve babada genetik problem var ise bu durumda embriyolara az önce bahsettiğimiz gibi tüp bebek yapıp embriyolardan genetik olarak sağlıklı embriyo seçmek ve transfer etmekte yarar var. Yani çok sık rastlanıyor. Hani anne babada şekilsel olarak hiçbir problem yok. Ancak genetik yapılarında problem var. O da embriyoya yansıyor ve anormal bir embriyo oluşuyor. Ve bu embriyo zaten hayatla bağdaşmayan bir embriyo olduğu için vücut onu kendiliğinden eliyor. Yani o yüzden basitçe sıralamak gerekirse rahim filmi çekilerek uterus anomalisi, rahim anomalisi var mı yok mu ve ona yönelik tedavi ve anne babadan çiften kromozom analizi, genetik inceleme ve bunların sonuçları çıktıktan sonra tekrar değerlendirmekte yarar var. Peki risk faktörleri demiştik, unutmadım. Konuşacağız dedik, bir de onlara değinelim sevgili şimdi, hocam. Evet, şimdi yeni çiftlerimize, çocuğu olmayan çiftlere hangileri biraz daha öncelikli, acil olarak değerlendirilmesi gerekiyor? Ailede erken menopoz varsa, özellikle kadının anne, teyze, halasında erken adetten kesilen kadın varsa onlar da risk altındadır. Evet. Muhakkak yumurta rezervini erken yaşta ölçtürsünler. Ölçtürmelerinde fayda evet, var. Süremizin evet. de böylece sonuna geldik. Evet. Ben Esra Arman, da son konuğumdu sevgili Suzan Gençsoy, operatör doktor, kadın hastalıkları ve tüp bebek uzmanı. Yıllar sonra da bir araya gelmiş evet. olduk bu programla birlikte. Bir program bitiyor, Ramazan yeni başlıyor. Tekrar herkesin Ramazan ayı mübarek olsun. İçimizde sevgiyi, soframızda bereketi çoğaltmamıza vesile olsun. Kardeşliğe, dostluğa kucak açtığımız bir ay olsun. Dileklerimizle, tüm kalbimizle efendim size iyi Ramazanlar diliyoruz. Yarın saat 10'da karşınızdayız ve Ramazan boyunca bundan sonra 9 yerine saat 10'da sizinle merhaba diyeceğiz. Yarın görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Çok teşekkür ederim sevgili.